bilindiği üzere dün yaşadığımız depremlerin hemen sonrasında biz hızlıca durum almıştık. Sürekli olarak gün içinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları planladık. Depremin ilk anından itibaren bölgeye intikal eden AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz buradaydılar. Sonraki gün yaşanan deprem sırasında da yine saat 18 sularında yaşanan depremde de bölgemizin yapısının doğrultusunda daha çok kerpiç evlerde gördüğümüz hasarlar var. Şu an itibariyle vatandaşlarımız haklı olarak evleriyle ilgili olarak tedirginler. Ama şu an itibariyle bölgede İçişleri Bakanımızın da gönderdiği destek unsurlarıyla beraber ilimizden ve civar illerden, ülkemizin değişik yerlerinden 740 görevlimiz şu anda burada bulunmakta. Sıcak yemek imkanından yine onun ötesinde ihtiyaçların her türlü şekilde giderilmesi hususunda gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bu arada vatandaşlarımızdan isteyenleri misafirhanelerimize hazırlamıştık. Genel olarak vatandaşlarımız kendi bölgelerinde kalmak istediler. Bu doğrultuda da 1000 civarında çadırı şu an itibariyle dağıtmış durumdayız vatandaşlarımıza. Ayrıca yine bölgeyle ilgili olarak gerekli lojistik her türlü çalışmayı yaptık. İçme suyunun riskli olabileceğini düşünerek bölgeye su sağladık, içme suyu sağladık. Vatandaşlarımıza kumanya hazırlıklarımızla birlikte yaklaşık 5000 kumanyayı bu bölgeye getirdik. İhtiyaç doğrultusunda dağıtıyoruz. İlk anından itibaren, depremin ilk anından itibaren hem ülkemizden bize sürekli olarak destek mesajları geldi. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkürü de buradan beni arayan Adıyaman Gölbaşı'ndaki hemşehrilerimize ifade ediyorum. Bilindiği üzere Tokat halkı koordinatör valilik yaptığım dönemde Gölbaşı'yla büyük bir gönül bağı kurmuştu. O gönül bağının bir parçasını Gölbaşı'nın Kadir Şinas halkı bir kez bize biz gerekirse misafir etmek isteriz şeklinde mesajlarla dönüş yaptılar. Depremin dayanışma unsurlarını ortaya koyuyor. Milletimizin, aziz milletimizin bu tür durumlarda neler yapabildiğini ortaya koyuyor. Yine biz de halkımızın hizmetinde tüm kurumlarımızla buradayız. 740 kamu görevlisi şu an itibariyle 3 ilçemizde görev yapmakta. Biz bugün yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan da bize gönderilen teknik elemanlar vasıtasıyla sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız inşallah. Tabii ki depremle ilgili olarak da dün İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu da ve AFAD Başkanımız Okay Memiş de buradaydılar, bizlerle beraberdiler. Onlarla beraber gerekli istişarelerle her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz bundan sonra da. Yine bu anlamda devletimizin tüm gücünün, imkanlarının bölge insanımızda olduğunu bilmelerini istiyoruz. Minare yıkıntılarımız var. Kısmi olarak yıkılmış minareler var. Onları da bugün gün içinde tamamını yıkacağız. Vatandaşımız için tehdit oluşturma durumu söz konusu. İvedilikle şu an itibariyle bunları planlıyoruz. Sorularınız varsa alabilirim. Efendim, dün gece özellikle detaylandırmak istiyoruz. Vatandaşlar sokaklardaydı. Evet. Çok fazla talep geldi mi acaba? Yani yok. Genelde bölgemizde toplam depremden etkilenen yaklaşık 3200 vatandaşımız oldu. Biz bu 3200 vatandaşımızın kendi bölgemiz içerisinde bulunanlarının tamamına an itibariyle ulaşmış olduk o sırada. Taleplerini aldık. Gece yarısı yani saat 2 sularında çadır taleplerinin büyük bir kısmını karşıladık. Yine bizim jandarmamız marifetiyle, emniyetimiz, Emniyet Özel Harekat ve Çevik Kuvvet vasıtasıyla da hem komandolarımız hem Çevik Kuvvet çadırların montajını devam ettirdiler dün gece boyunca. Bugün itibariyle de artık eksik kalan kısımlarımızı tamamlayacağız.
Teşekkür ederiz. İlçe merkezinde fazla bir hasar görünmüyor. Lakin köylerde daha fazla hasarın göründüğü görülebiliyor. Buna ilişkin neler söylüyorsunuz? Tabii yapı stoğu ile ilgili son rapor elimize geldiğinde ancak kesin sonuçları söyleyebiliriz. Ama bölgedeki yapı stoğumuz genelde kerpiç evler şeklinde, yani betonerme olmayan ve son dönem yapısı olmayan eski yapılar. Dolayısıyla da bunlarda genelde duvar çökmesi şeklinde gerçekleşmiş olan hasarlar var. Bu hasarlarla ilgili olarak da gerekli çalışmayı yapacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Hem bu gece hem de daha sonrasında akşam 18 sularında gerçekleşen depremlerde panikle hareket eden vatandaşlarımız, bununla ilgili yaşanan bir olumsuz hadise oldu mu? Şükürler olsun ki olmadı. Hem burada hem de Tokat şehir merkezimizde böyle bir hadise olmadı. En çok sevindiğimiz hususlardan birisi o. Biz Tokat'ta İl Milli Eğitim'le sürekli olarak deprem tatbikatları yapıyoruz. Yani göreve başladığım zamandan bu tarafa her ay düzenli olarak okullarımızda deprem tahliye tatbikatları da yapıyoruz. Tüm bunların bir olumlu sonucu olduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemiz zaten bir deprem kuşağı üzerinde. Tokat ilimiz de yine en hassas deprem bölgelerinden birinde. Bu duyarlılık içerisinde hem vatandaşlarımızı hem kurumlarımızı müteyakkız tutuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait 6 adet AKUP ekibimiz, arama kurtarma birliğimiz oluşturuluyor. Diğer yandan İl Özel İdaremize ait DOKAP yine arama kurtarma birliğini oluşturuyoruz. Organize sanayi bölgelerinden, belediyelerimizden, tüm bunlardan arama kurtarma birliklerimizi hazır tutuyoruz. Bu da bizim depreme reaksiyonumuz da yine bu hazırlıkların, özellikle AFAD Uhdesi'nde de 100 bin arama kurtarmacı yetiştirme hedefleri doğrultusunda biz bu ilimize düşen kontenjanın çok daha üzerinde arama kurtarmacı yetiştirme, eğitme ile ilgili olarak da bir gayret içerisindeyiz. Tüm bunların bir adeta biraz da bir nevi tatbikatı olmuş oldu. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Biz buradaki sorunları tamamlamadan işlerimizi bitirmiş olmayacağız. O yüzden de buradayız. Burada gerekli hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Çok